İyiyiz biz de. Nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz? Ne yapalım işte, iş bitti. Böyle bir iki gün tatil yaptım, geldim. İstanbul'dayım şimdi. İyi yapmışsınız. Yeni işlerle geçiyorum. Yoksa böyle bir... Yok, bir arkadaşımla buluştum. Şimdi işim var, birazdan oraya doğru gideceğim. Öyle işlerimi halledip döneceğim yani. Dizi bitti. Sanıyorum zamansız beklemediğiniz bir durum. Evet, geçtiğimiz günlerde AVM'de evet, bekledim. Evet. O anki ben şok, biraz evet, üzgünüm, çok evet, rahatlatamamışsınız. Evet, neler söyleyeceksiniz? Hani bitmiş, sizi şaşırttı mı? Hiç beklemiyordum. Öyle bir yere doğru da gitmiyordu aslında ama tabii yapacak bir şey yok yani. Hani bitmiş bir şeyin üzerine daha fazla konuşmamı da anlamıyor. Ama çok üzüldük. Hayal kırıklığı oldu mu ya da kendinizi bu tür durumlarda oyuncular kendini sorgular mı? Hani özellikle... Ya ben açıkçası tabii ya. Yapıyoruz sonuçta. Başlıyor, bitiyor tabii ki. Ama bu biraz böyle duygusal da bağ kurduğumuz bir işti. Çok, yani çok iyi bir ekiptik. Gerçekten çok iyi. Yani hepimiz çok iyi anlaşıyorduk. Çok mutluyduk sette. Ben biraz öyle bir yerden tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Yoksa işte profesyonel baktığımda tabii ki yapacak bir şey yok. Elimde sonunda bitiyor yani dizi dediğin şey ama. Şey biraz da hani bu durum biraz da şansla mı alakalı? Çünkü hani bir önceki dizi de biraz hani böyle tutmadı gibi oldu. Hani biraz kendinizden hani böyle bir şey hissediyor musunuz? Ya, hani yok canım, hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Üzerimde böyle hani şey gibi bir durum var mı acaba, hani yaptığım işler tutuna gibi bir... Aa yok canım, hiç öyle bir şey yok artık gerçekten. Ben hiç bunun sorumluluğu üstüme almıyorum. Çünkü bir sürü etken şey var. Yani işte senaryosu var, işte yönetmen kısmı var. Bir sürü etken yani var. Yani şey için sordum, acaba şanssız mıyım gibi hani düşündükçe yani oluyor yok, mu yok, hiç, size? Yok, ben zaman sadece yani gerçekten içinde çok mutlu olduğum bir set. Onun dışında başka bir şey öyle. Dizinin bitmesiyle birlikte partneriniz de takipten çıktınız. Bu da büyük bir sürpriz oldu sanıyorum takipçiler için. Öyle olması mı gerekiyordu yoksa hani başka sebeplerden dolayı mı? Ya yok, bununla ilgili bir açıklama yapmak da bana açıkçası şey geliyor. Yani sonuçta yani kimi hayatımdan çıkaracağımı ya hayatımı tutacağımı sadece ben karar veririm. Böyle çok kötü bir durum da yok ortada ama açıklamak istiyorum. Hani bu son dönemde yaşadığımız, hiç yaşadığımız bir durum. Hani diziler bittikten sonra başvurucular ikimiz anında birbirine takipler çıkarıyor. Bilmiyorum hani bu durumu nasıl karşılamak lazım? Yani çok normal bir şey. Yani insan sonuçta bir sürü şey yaşıyoruz. Kavga ediyorsun, bir şeyi sevmiyorsun, anlaşamıyorsun ya da anlaşıyorsun. Sonra başka bir şey oluyor. Yani şimdi ikinde benim arkadaşlığımı anlatıyorum. Hiç anladım. Gerek yok böyle bir şey. Şimdi o zaman hani aranızda da böyle bir hani samimiyet dostluk seviyesi yoktu ki herhalde. Hani takipten de çıkıldı. Öyle mi anlayalım bilmiyorum. Daha fazla şey yapma bence. Daha fazla kurcalamayalım diyorsunuz. Ya yani, çünkü anlatılacak bir şey değil bu yani. Finalden sonra konuşma şansınız oldu mu? Değerlendirdiniz mi final, dizinin final yapmasından sonra? Tabii Ekim Bey. Şu an zaten canım öyle bir şey değil ama gerçekten bununla ilgili bir şey söylemeyeyim şimdi daha fazla. Sadece bu çok normal bir şey. Bence şey dizi setinde sürekli sahnelerde bir aralasınız, dizi bir tartmaz patlaktan çıkılmasını sanmış şaşırttı. Ya bunun partner olmak da bir ilgisi yok aslında yani iki insan. Çünkü siz takip etmeyi, takipten çıktığınız insanı tanıdığınız için ilginizi çekiyor bu sizin ama yani normal hayatımda da sonuçta sizin için de bu böyledir yani birilerini takip edersiniz, seversiniz, bir şeyler olur, takipten çıkarsınız. Yani görüştüğüm bir insan olmadığı için de takipten çıktım gibi bir durum. Bence bu kadar. Yeni bir şey var mı? Daha yeni bitti proje geldi. Tamam şimdi bu konuyla, o yüzden çok önemli bir şey değil. Yeni bir şey var mı gelen? Evet işler. Var tabii ki. Yeni işlerle görüşüyorum şu anda ama öyle kafamda netleşen bir şey yok. Şöyle sizi çok etkiledi mi? Sokaktan yürürken tepkiler nasıl geliyor insanlardan? Normal sokakta hayatımızda yürüyorum. Çok şey değişti mi? Son yok, birkaç bölümden sonra. Değişmesini istersen değişiyor ama ben çok değişmesini de beklemedim. O yüzden öyle bir şey yok yani. Ben gayet rahat geziyorum sokakta. Şöhret mi? Çok da şey değil. Hani karakter olarak. Ya yok şey canım. İş yapıyorsun sonuçta. Yani benim için bir meslek tamamıyla. Mesleğin yanında getirdiği bir şey oluyor. Şöhret ya da ünlü ne derseniz. Yani çok önemli bulduğum bir şey değil açıkçası. Yani gayet rahat yaşıyorum hayatımı. Böyle bir sıkıntı ya da böyle şey bir kasıntı durumda yoktu mu? Sokağa çıktığınız zaman. Yok. Onun harici başka saati nasıl geçti onu soralım. Daha çok hızlı bitti çünkü ayağım zehirli bir şey soktu. Ah, o yüzden olsun. Acilen apar topar dönmem gerek. Denizde bir şey soktu zehirli bir
Az yerli bir balık gibi bir şey mi acaba? Bir gün yapabildim tatil, geri dönmek zorunda kaldım. Aman çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl şu an, kısa iyi mi sürdü yani? Tatil ama iyiyim. Bir sıkıntı yok. Yok, hiçbir sıkıntı yok, gayet çok geçmiş iyiyim. Olsun. Ama tatil kısa sürdü, döndüm İstanbul'a. Peki, teşekkür ederiz. Ben geçmiş olsun size. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Thank you.